oğlum ilk hasta olmadan önce biz onu özel hastaneye götürmüştük Soma'da olan. Orada olan ihmalsizlikler yüzünden benim oğlumun durumda. Orada ilgilenselerdi, zamanında müdahale edilseydi belki de şu an bu durumda olmayacaktım. Yani ilgilenmediler derken neyi kastediyorsunuz? Şu an benim bilgilerime göre Enes o günkü hastaneye yatırılması gereken bir bebek. Ama o gün bize onu yapmadılar. Buhar verip, ilaç verip eve gönderdiler. Yatırsalardı, daha çok ilgilenselerdi bizimle belki de böyle olmayacaktı. Yani kalp masajı gibi bir şeyler yapmadılar mı? Yok, hayır. Enes'in kalbi durmadan önceki hali. Kalbi yani ha. Bir gün önceden grip vardı, hırıltı vardı. Oraya gittiler, bize buhar verdiler. Hani hastaneye yatırılsaydı belki de böyle olmayacaktı. Kalbi duracak olsa bile hastanede durur, en azından orada daha çabuk müdahale edilir, kurtulurdu. Ama evden hastaneye getirene kadar bayağı zaman geçiyor. Ölüyor, tekrar canlandırıyorlar ondan sonra. Beyni oksijensiz kalıyor. Şu anda bu halde yani. Çocuğumuzun ismi ne? Enes. Enes. Enes kaç yaşında şu anda? Şu an Enes 3 yaşında. 3 yaşında. Doğduktan sonra mı oldu yoksa doğuştan sonra mı oldu bu hastalık? 11 aylıkken kalbi duruyor evde. Hastaneye getirene kadar ölüyor, tekrar canlandırıyorlar. Şu an bilinci kapalı, solunum cihazına bağlı. 2 yıldır böyle, burnundan besleniyor. Eşinizin ismi neydi? Hayrullah Baygül. Hayrullah Baygül. Sizin isminiz olabilir mi? Emine Baygül. Emine Hanım. Eşinizi muayene kazasında kaybettiniz değil mi? Evet. Kaç senedir muayenede çalışıyordu eşiniz? 4 yıldır çalışıyordu. 4 yıldır çalışıyordu. Şu anda çocuğumuz solunum cihazına bağlı. Evet. Peki devletten nasıl bir yardım aldınız? Ne oldu? Bu konuda bir anlatır mısınız? Biz devletten bir yardım almadık. Eğer ki bize bir paralar yaptıysa bu milletimizin, insanların yatırdığı paralar. Devlet bize toplu bir para vermedi ki ya da yardım etmedi ki bize. O şekilde. Yani bir toplu para 150 bin lira kadar bir para verdiler değil mi? Verdiler evet. Onun dışında başka para ödediler mi? Onun haricinde yani var ama ufak tefek şeyler. O da yine devlet değil. Devletten değil yani vatandaşların yardım ettiği yani para mı? Evet. Peki çocuğumuz solunum cihazına bağlı. Hı. Devlet hangi ilaçlarını veriyor, hangi ilaçlarını vermiyor? Sadece bezlerini bir de boğazını temizlediğimiz aspirasyon sondası var. Onu karşılıyor. Diğer hiçbir şeyini karşılamayıp kendi paramızı da almaya çalışıyoruz. Ne kadar maaş bağlılar size? Ben 1.700 alıyorum. Çocuğunuzla birlikte? Enes'le beraber. Enes'le beraber. Peki Enes'in bakımı zor oluyor mu? Zor oluyor tabii ki. Bir anlatır mısınız o konuda? İşin olduğu zaman çarşıya gidemiyorsun. Yanında illaki bilen birinin olması gerekiyor. Aniden sıkışabiliyor. Ondan sonra hortumları çıkabiliyor. Hani bayağı zor, altını kendini alamıyorsun artık çünkü bayağı bir kilo aldın. Mamalarını vermen gerekiyor, ilaçlarını vermen gerekiyor. Bakın bayağı bir zor yani. Peki yani sadece devlet, solunum cihazını devlet verdi değil mi? Evet evet. Verdi. İlaçlarını hangilerini devlet veriyor, hangilerini vermiyor? Yani zorlanıyor musunuz ilaç almakta? Zorlanıyoruz evet. Hani mesela bir tane ilacı var, nöbet geçirmesin diye kullandığımız. Şu kadar bir şişe 70 lira mesela. Yani çoğu şeyini karşılamıyor. Belki başka bir şeyler karşılıyordur ama ben bilmiyorum. Onları biz kullanmadığımız için. Yani benim kullandıklarımın çoğunu karşılamıyor zaten. Peki şehit ailelerin eşinizin dahil tüm mezarlarını yaptıracaklar diye bir devlet bir an başlayacaktı. O konuda bir bilginiz var mı? Yaptırdılar mı? Ne oldu? Ya ben bildiğim kadarıyla buradakileri yaptırmadılar ama bizimki burada olmadığı için hani o konuya bir şey diyemeyeceğim. Eşinizin mezarı? Balıkesir Bigadiç. Bigadiç'te. Evet. Bu cihaz nedir? O saturasyonu bir de nabzını ölçen cihaz.
Artık yani siz de öğrendiniz bir takım evet, şeyleri. Ben... Nabzını ölçüyor. Evet. Bu cihaz nedir? O da aspirasyon makinesi. Boğazındaki balgamları temizliyor. Mavi olan aspirasyon makinesi. Şu gördüğüm bebeğin yanındaki? O da mama makinesi o da. Mama makinesi. Hı. Mamasını nereden veriyorsunuz şu anda? Ben mama torbalarını devlet ödemiyor. Çok pahalı olduğu için enjektörlerle veriyorum. Büyük 60'lık enjektörlerle. Yani mama torbasını devlet ödemiyor, enjektörlerle. Ha, evet. Peki sakıncalı değil mi enjektörlerle mama vermek? Ya sakıncalı olabilir ama ben hani alamadığım için, çünkü tanesi 10 lira. Hı-hı. Alamam yani, ben eşim varken de öyle yapıyorduk biz. Alamadığımız için hep enjektör kullanıyorduk. Enjektör kullanıyordunuz. Yani mama torbalar çok pahalı çünkü. Mecburen böyle vermek zorundayım yani, ben her ay onu nasıl alayım? Günde, iki günde 10 lira para. Oğlum benim. Kaç gram mama veriyorsun? Bir önde 100 cc mama, 30 cc su veriyorum. 30 cc su veriyorsun. Bunu kaç kere veriyorsun günde? Günde 4 kere. Günde 4 kere veriyorsun. Hiçbir şey istemiyorum. Bu zamana kadar hiç istemedim zaten. Hani varsa ki Enes'in bir tedavisi, yine hani araştırmasını istiyorum. Sadece Enes için. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Yani bakım için devlet diğer kullandığınız cihazları... Ya ödesin mesela. Ondan sonra bir hastalığın...